Ameliyat olursam kahve içemeyecek miyim? Videoları izleyenler biliyorlar. Ben videolarda bazen kahve içiyorum. Hatta bazı yorumlar da aldım o kahve içmeyin falan diye. Teşekkür ederim o yorumlar için de. Şimdi ameliyat olduğumuzda, yani obezite cerrahisi ameliyatı olduğumuzda tabii doğal olarak mideye de bazen de mide artınca bağırsakla ilgili işlemler yapıyoruz. Böyle formal bir şekilde ameliyat şudur, obezite budur, bilmem ne budur anlatımlarının dışında aslında aklımıza takılan şeyler daha böyle bizim hayatımızın içinden şeyler oluyor. Yani işte ameliyat olduğumda ne yerim, ne içerim sorusu tüm bu genellemelerin çok dışında gerçekten ameliyat oldum, çıktım, eve gittim beni en çok etkileyecek soru oluyor. Veya işte normal hayatımda çay içiyorum, kahve içiyorum, günü çıkartmak için bazı şeyler yapıyorum. Bunları ameliyatlı iken yapabilecek miyim ben? Yani aslında ameliyat evet bana bir şeyler katacak bunları biliyorum ama bunun dışında ameliyat için benim yapmam gereken şeyler ne olacak? Ve kesinlikle bunlar da meraka değer konular. Şimdi bakalım konuyu anlatalım. Ben tüp mide ameliyatı olur isem kahve içebilir miyim? Ya da işte gastrik bypass ameliyatı olursam ameliyattan sonra kahve içebilir miyim? Kahve içebilirsem eğer sütlü kahve içebilir miyim? İşte sade içebilir miyim veya Türk kahvesi içebilir miyim? Şimdi belki diyeceksiniz ki yani sıvı alınıyor, bunlar da alınabilir. Bu bakış açısını da anlıyor olmakla beraber gerçekten insanlar ameliyattan sonra gündelik alışkanlıklarıyla bu ameliyatın ne kadar uyuştuğunu merak ediyorlar ve bunu merak etmekte çok haklılar. Yani düşünün ki kahve bağımlılığı olan ki artık kahve de kafein bazlı bir şey bağımlılığı olabildiğini biliyoruz. Bağımlılığı olan bir birey her sabah kalktığında bir fincan kahveyi de kendine gelen bir birey ki bu soruları açıkçası daha fazla yurt dışı hastalarımızdan duyuyoruz. O sabah kahvesini içebilecek mi, içemeyecek mi? Yoksa işte hani her yerde duyduğunuz şeyler gibi kahve şöyledir, bilmem kaçıncı ayda başlanmalıdır, bilmem neli kahveyle başlanıp bilmem neli kahveye geçilmelidir gibi böyle önüne bir algoritma mı serilecek? Burada biliyorsunuz ben her şeyin mantığına inmeye çalışıyorum. Her şeyde akılcı bir temel bulmaya çalışıyorum ki zaten kalıcı başarıların ancak akılcı temellerle ve bu akılcı temellerin benim anlayışımda bir anlam ifade etmesiyle elde edilebileceğine inanıyorum. Yani biz burada tüm konuşmalarımızda bir kahveden çıkıp aslında tüm ameliyatın felsefesini sorguluyoruz. Evet, kahve içebilir misiniz? Sadece tek bir cevap vereceksek içebilirsiniz. Yani kahve içmenizde bir sıkıntı yok. Ameliyattan bir gün sonra ben hastalarımın kahve içmesini serbest bırakıyorum. Peki tabii burada nelere dikkat etmemiz lazım? Yani hani hiçbir şey sınırsız olmadığına göre kahvenin ne olduğunu bir konuşalım. Ondan sonra ona göre kararımızı verelim. Şimdi kahve kafein içeren dünyada en çok tüketilen sıvı. Ya öyleymiş. Küçük bir araştırmada bu ortaya çıkıyor. Ve birçok insanın da güne başlamak ya da gün içerisinde sıvı ihtiyacında bir kısmını karşılayan bir sıvıdan bahsediyoruz. Şimdi ameliyattan sonra kahve içebilir miyiz? Buradaki öncelikle keskin sınırımız şu. Bir, biz bu ameliyatları ya obezite amacıyla yapıyoruz ya da şeker hastalığı amacıyla yapıyoruz. Yani her iki koşulda da bizim için şekerli, karbonhidratlı, kalorili gıdalar tehlikeli. Yani neden? Bir, hastalarımızın çoğu kilolu zaten. Yani obezite hastalarımızın hepsi kilolu da. Şeker hastalığı için yaptığımız hastaların hepsi çok fazla kilolu olmayabilir. Şimdi kilolu bir insan ameliyattan sonra tekrar kilo
almasın diye şekerli gıdalardan, kaloriden uzak durmalı. Yani kahve içebilir ama şeker kullanmamalı. Diğer yandan bir diyabet hastası, evet kahve içebilir dedik ama diyabet hastası da çok fazla kilolu olmasa dahi sonuç olarak insülin rezervini, insülin deposunu korumak ve ameliyatla beraber elde ettiğimiz başarıyı çok uzun yıllar, mümkünse inşallah ömür boyu sürdürebilmek için şekerden uzak durmak zorunda. Yani aslında kilo almamak ve şeker hastalığını kontrol etmek için şekerden uzak durmak şart. Diğer yandan zaten kilolu olmayan ya da şeker hastası olmayan birinin de sağlıklı yaşaması için şekerden uzak durması şart. O zaman kahve içilebilir başlığının altına şekersiz içilmeli diye yazalım biz. Sonra kahve içilebilir, evet, şekersiz içilmesinde fayda var. Peki işte sütlü kahve seçenekleri mi yoksa sade kahve mi? Şimdi sütlü kahve içilebilir. Zaten güncel biliyorsunuz kafe latte'dir, işte flat white'dır vesaire, hepsinin içerisinde süt var. Espresso ve sütten kaynaklanıyor bunların hepsi. Şimdi sütlü kahve içilebilir. Ama burada şunu göz önünde tutmamız lazım. Süt tek başına kalorisiz bir sıvı değildir. Yani ne kadar içtiğimiz bu sefer göz önünde tutulmalı. Yani misal sütlü kahve içiyorsunuz. Günde 1-2 bardak içmenizle fincan içmenizle 10 fincan içmeniz arasında fark var. 10 fincan içtiğinizde bayağı bir süt tüketmiş olursunuz. Yağlı bir sütse yağ almış olursunuz ve kalori almış olursunuz. Yani bu konuda miktara bağlı olarak, yani az miktarlarda çok önemli olmamakla beraber çok tüketiyorsunuz, sizin özelinizde önemli bir hale gelebilir. Diğer yandan süt konusunu konuştuk. Peki işte herkes filtre kahve ya da başka tür kahveler tüketmiyor. Bir de bunun hazır granül, işte süt tozuyla beraber satılan formları var. Onların zaten şekeri de olan formlarını hiç konuşmuyoruz. Onu içmemeliyiz. Biraz önce söylediğimiz konu, yani ben de içmemeliyim, siz de içmemelisiniz. Diğer yandan o süt tozu birlikteliğindeki kahvelerdeki durum ne? Ya oradaki kahvelerde bir kahve var, bir de kimyasal olarak yağlı ve kalorili bir süt tozu denilen madde var. Bu madde çok böyle tercih edeceğimiz, hoşumuza gidecek içeriğe sahip bir şey değil. O yüzden çok fazla önerdiğimiz bir şey, öneri de demeyelim de hani uzak durmanın faydalı olabileceği bir şey olarak yorumlayabiliriz. Yani işte şekere dikkat ettik, aşırı fazla içiyorsak süte dikkat ettik, yağsız olursa iyi olur. Ve tabii eğer böyle hazır bileşimlerde alıyorsak içindeki süt tozu denilen, tam ne olduğu belli olmayan şeye de dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bizim bir amacımız var, artık eskisi gibi dikkate almadan bu işleri devam eden biri değiliz. Biz bir hedef uğruna ameliyathaneye girmiş çıkmış bir insanız. O zaman buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu soruların üzerine yine bir de şu soru var tabii. Türk kahvesi içebilir miyim? Tabii ki Türk kahvesini de içebilirsiniz. Türk kahvesi zaten şekersiz yapıldığı zaman daha mantıklı hale gelecek şeker açısından. Yani bunların hepsinde genel mantık şu: sıvıları alabiliriz ama şekerden, kaloriden kaçmalıyız. Peki belki bunlar benim daha çok üzerinde durduğum şeydi ama genel korku şu: kahve mideye zarar verir, işte kahve içmiş insanların midesi delinir vesaire. Bu sebeple kahve içebilirler mi? Her şeyin fazlası zarar gözüyle bakarak, ki zaten buraya gelen, ameliyat ettiğimiz insanlarda çoğunlukla yemenin fazlası zararın sonuçlarını tedavi etmeye çalışıyoruz. Yani burada bir orta yol bularak, orta yolda giderek, abartılardan kaçınarak, uygun koşullarda, her türlü beslenme alışkanlığında dediğimiz gibi uygun koşullarda, uygun miktarlarda tüketilebilir.
Ha yani bir de genel bir bakış açım var. Onu tekrar edeyim size. Biz bu ameliyatlarda sizi zayıflatabiliriz. Bunu ameliyatla başarabiliriz. Ameliyatlar kendini ispat etti. Çok başarılılar. Ama sizi ömür boyu zayıf tutacak isek, sizin hayat tarzınıza, sizin desteğinize, yani size ihtiyacımız var. O yüzden siz bize böyle ameliyattan sonraki birkaç ay falan lazım değilsiniz. Her zaman lazımsınız. Ve bu durumda sizi siz yapan öğelerle savaşarak ömür boyu başarı elde etme olasılığımız yok. O sebeple kahve seven biri misiniz? Kahvenizi için, ama içeriğine dikkat edin, abartılı olmamasına dikkat edin. Kendinizi koruyun. Yani aslında ameliyat olsanız da olmasanız da yapmanız gereken şeylere ameliyattan sonra da dikkatli bakın ve makul seviyelerde tüketime önem verin. Kendinize çok iyi bakın. Videoya devam ediyoruz. İşte kanalı takip edip bildirimleri açarsanız da anında haberdar olabiliyorsunuz. Görüşmek üzere. Oh.